Türkiye'nin tek kültür sanat kanalı TRT 2'den hepinize merhabalar. Felsefe söyleşileriyle yeniden karşınızdayız. <laughs> Düşünce ufkumuzu aralamaya devam ediyoruz. Adım adım ve tabii ki programımızda bu yönde bize mihmandarlık eden isim Profesör Doktor Şaban Teoman Duralı. Kendisiyle birlikteyiz tekrar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Afiyette'siniz inşallah. Çok şükür, sağ olun nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz canım hocam. Allah iyilik versin. Güzel bir program bizi bekliyor inşallah. Yine İnşallah Güzel konulara değineceğiz. Tabii ki yine editörümüz Beytullah Çakır da aramızda. Hoş geldin sen de Beytullah. Hoş bulduk. İyisindir inşallah sen de. Çok şükür iyiyim. Siz de iyisiniz. Birazcık böyle bir bir kırgınlık hava değişikliğinden dolayı inşallah şifa buluruz bu program inşallah. vesilesiyle de. Eyvallah. Evet değerli hocam geçtiğimiz Buyurun. programda malum haliniz vatan kavramının siyasi bir kavram olduğundan ve en sonda yurt kavramından bahsetmiştik. Evet. Yurt kavramının manevi bir taraf ifade ettiğini, manevi bir tarafı anlamlandırdığını, manevi bir yönünün olduğunu ifade etmiştiniz. Dilerseniz oradan devam edelim. Devletin eee evet. sac ayaklarından da bahsetmiştik ama orası çok bizce elzem bir mahiyet barındırıyor. E, oranın altını çizerek başlayabiliriz isterseniz. Başlayalım. Buyurun. Teşekkür ederim. Efendim bütün eee seyircilerimizi de saygılarımızla, sevgilerimizle selam veriyoruz, selamlıyoruz. E, konumuz felsefe olduğuna göre temelde, esasta e, ve ben de tabii o meslekten olduğumdan ötürü alışmış, kudurmuştan beter derler. Tarif üzerine gidiyorum. Benim işim tarifle. <laughs> e, anlattığım tarih, tarih e, arka planları zorunlulukla verilen bir şey. Çünkü bu tarifleri yapmış olan kimseler, filozoflar, bilgeler, e, göğün yedinci katında oturan adamlar değil. Bu dünyanın insanları. E, bundan dolayı tarihi dayanmak tarihi bildim e, tarihi anlatmak e, kaçınılmaz bir zorunluluktur e, Tabii tarihin uzmanları tarihçilerdir Biz asla öyle bir saygısızı gidip de e, uzman olmadığımız bir konuya adım atmıyoruz ama okuyan okumuş olan, aydın dediğimiz bir kimsenin temel müktesebatı tarihtir. Tarih bilmeden e, dünyaya yabancıyız. Bunu bir kere bir bildirelim de seyircilerimiz durmadan tarihten bahsetmemize bakarak bizim e, bizi yanlış değerlendirmesinler. Yani dediğim gibi e, tarihin heveskarıyız. Tarihçi değiliz. Ama konumuz ister istemez e, tarihin tarih arka planına dayanmaktadır. Bu bakımdan oradan bahsetmek zorundayız. Gelelim tariflerimize dedik ki devlet çünkü geldiğimiz aşamada devlet ortaya çıkıyor. E, <laughs> bu ortaya konmuş en geniş çaplı teşkilattır. Aklın çok önemli bir başarısı bir zaferidir devlet. Öncesi yok. Adeta gökten zeminle inmiş bir olay. Önceki oba yani kabile Frenkçesiyle klan boy yani aşiret Frenkçesiyle tribü Fransızca'da tribü e, devlete yönelen devlete giden bir evrimin aşaması değildirler. Boydan, omadan, boydan olağan şartlarda devlete kayamazsınız. Devlet çıkmaz bunlardan. Demek istediğim bu. Devletin yepyeni bir teşkilatlanma biçimi olduğunu söylerken bunu kastediyorum. Ayrıca tarihte ilk ortaya çıkan devletlerle birlikte yeryüzünün her tarafına insanların yaşadığı bütün bölgelere devlet yayılmamıştır. İşte 3500'lerde kurulduğunu düşünüyoruz devletlerin. Şeyde, Sümerlerde, ee, Sümerler'de Asya'nın güney batısında Harrapa ve Indus vadisindeki, yani Hindistan'ın ee, batısında ve Çin'in en doğusunda Sarı Irmağın büyük okyanusa döküldüğü yörede meydana gelen oluşturulan devletlerden hareketle her yerde devlet oluşmuş diyemiyoruz. Böyle hatta, bir yaygınlaşma yok. Hatta günümüzde de devletin <laughs> olmadığı bazı bölgeler ve kavimler var yok, değil mi? Yok. Bugün e, yeryüzünün her yanında artık devlet var. E, son 30 yılda diyebilirim. E, şey silinmiştir yeryüzünden obalar boylar ee, aşiret asabiyeti boya bağlılık <laughs> kimi toplumlarda devam ediyorsa da o yaşa, yaşayış yani e, oba ve boy yaşayışı artık kalkmıştır. Aşağı yukarı 21. yüzyılın başından bu yana biz içinde yaşadığımız için fazla fark etmiyoruz ama <laughs> büyük bir başkalaşmaya sahne olmaktadır. Bu şehirleşme her yere yayılıyor. Bununla her alakalı yere yayılıyor. muhtemelen dediğiniz Yani gibi, bunu mu, bu Türkiye'de de ortayağı. takip edebiliyoruz. Daha ben Lise sıralarında yani 60'lı yılların ikinci yarısında diyelim. E, Türkiye'nin büyük bir bölümü yüz, yani nüfusumuzun büyük bir bölümü yüzde 75- 80 civarında köylüydü. Evet. Bugün tahminime göre. Elimde e, resmi istatistik verisi yok ama tahminime göre, herhalde yüzde seksenin üstünde şehirleşme var. Ne yazık ki. Çok büyük bir kayıptır. Mürekkep yalamışlarımız, <laughs> aydınlarımız, ilericilerimiz, çağdaşçılarımız dert yanarlardı. Köylü kaldık diye. Çok kötü bir şey. Şehirleşmek lazım. Olmazsa köyleri şehirleştirelim. Kent köy mü, köy kent mi? Öyle bir Saçmalık vardı bir zamanlar. Böyle yapalım filan derlerdi. Ee, gördüğümüz kadarıyla büyük bir kayıptır. Milletin besin kaynağıdır. Maddeten ve manen. Köy hayatı. Ee, <laughs> Şehirleşmenin aşırılaşmasıyla birlikte medeniyet hemen geleyim oraya ...şehirleşmeye dayanır. Aşırı şehirleşme... ...medeniyeti tavana taşır... ...tavana taşınan medeniyetler... ...soysuzlaşma baş gösterir. Bugüne değil bütün gördüğümüz medeniyetler... ...bu süreci bize yansıtmışlardır. Aşırı medenileşmenin sonunda çöküntü gelir. Manevi çöküntü gelir. Manevi çöküntüyle birlikte insanlar maddeten gerilemeye başlarlar. Bugün aynı şey olur mu olmaz mı bilmiyorum. Kahin değilim. Ee, tarihe bakarak, geçmişe bakarak anlam çıkarıyoruz. Tabii geçmişten geleceğe ışık tutuyoruz ama geçmişi bir geleceğe yansıtmak da büyük hatadır. Hele hele bu saatten sonra gelecekte olup bitecekler geçmişi ne dereceye dek andırırlar, hatırlatırlar, çağrıştırırlar? Bu açık bir sorudur. Bunu tam cevaplayamıyoruz. Dönemin biz tekrar devlete. En geniş çaplı teşkilatlanma dedik. Ve en uç noktaya taşınmış insanileşme olayı bu. İnsanın beşerlikten insanlığa geçişinin tepe noktasını teşkil eder devletleşme. Devletin ortaya çıkması. Bunu hemen alkışlamayalım. Temelde beşeriz. Dinimsel varlıklarız. Bunu topyekün yitirmenin önemli bir faturası olmalı salt insanileşme medeniyetin çok ilerlemesinin eee beşerliliğimize verdiği zararın ilk belirtisini ben size söyleyeyim nüfus artışının durmasıdır. Nüfus artışının durması soysuzlaşmanın ilk anlamı Bugün Avrupa'da bunu rahatlıkla gözlemliyoruz. Her yerde. Her yerde çok az yörelerde dünyanın nüfus artışı devam ediyor. İyidir, kötüdür o aynı bir şey. Ben size bir tasvir sunuyorum. Değer yargısında bulunmuyorum. Bunun ilk tezahürü nüfus artışın duruşudur. E, 20. yüzyılda çok büyük kayıplara yol açan savaşlar olmuştur. Bu savaşlardan canlı çıkmış toplumlar canlılıklarını nüfusların artışıyla göstermişlerdir. Mesela Almanya yerle birdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Taş üstünde taş, gövde üstünde baş kalmadı çok kısa bir sürede Almanya muazzam nüfusunu arttırmıştır. Müthiş arttırmıştır. Ve buna paralel inşaatını da bitir, tamamlamıştır. Çok kısa bir sürede bazı şehirleri yüzde yüz mesabesinde yıkılmışlar. Yüzde yüz mesabesinde. Japonya'da öyledir. Japonya'nın tabii bir e, eksisi daha var. O yüzde yüz yıkılan şehirlerde bir de ışınım, radyasyon vardı. Atom bombası atmış. Ömür tarafını atom atmamış ama yerle bir etmiş. Mesela yangın bombaları atarak aynı etkiyi gösteriyor. Ama en azından dediğim gibi e, o ışınım denilen felaket, orada yer almıyor. Çünkü onun bir de yıktıktan sonra etkileri devam ediyor. Evet, geleceğe çok ciddi tesirler bırakıyor. Genetiği burası. bozuyor insanların. Evet. Öldürüyor, kanser ediyor vesaire. <laughs> Bu devletleşmeyle birlikte devletleşmeyle birlikte <laughs> ortaya çıkan görünüm Sınıf ayrılıkları bizi ilk defa bu konuda bilinçlendiren felsefenin en önemli e, nirengi noktalarından biri Karl Marx. Dikkatimizi buraya çekiyor. Bir sınıfla, Şimdi daha önce bu, böyle bir e, ah, bilinç yoktu. ...onunla birlikte başladı ve... E, <laughs> Bu tarihi sınıflar... ...çatışması üzerinden de yerlendirilen meselesi... ...değil mi hocam? 20 iki, 19. Iki, e, yüzyılda... ...iki çok önemli... E, ...dima karşımıza... ...çıkıyor... ...ve bunlar... E, ...tarihi yorumlama... E, ...tutumumuzu... ...baştan ayağa değiştiriyorlar... ...birisi Charles Darwin... Onunla birlikte biyoloji evrimsiz anlaşılmıyor artık. Anlaşılmaz hale geliyor. Evrimsiz. Karl Marx'la birlikte tarih ve e, toplum bilim, sosyoloji sınıf ayrımı istikametine girme, gitmeden anlaşılmıyor. Bütün tarih ve ee, toplum bilim irdelemeleri, incelemeleri ve iktisatla da, iktisatla da bunu ekleyeceğiz sınıflaşma olayı üzerine bina edilmeye başlanıyor. İşte bu olay öncelik ve özellikle devletleşmeyle baş göstermiştir. Neden? Çünkü Burada daha önce sözünü ettiğimiz iş bölümü meslekleşme olayını getirmiştir. Daha önce devletten önce çok önemli ölçüde insanlar doğayla haşır neşirken Burada doğadan ciddi bir kopuş var. İnsanın ister istemez doğal yaşayışı kesiliyor ve <laughs> medeni yaşayış geliyor işine. Bir zamanlar dedik ki kültür, kültür insanın ortaya koyduğu her şeydir. İnsanın yapıp ettiği, ortaya çıkardığı ne varsa bu kültür kavramının çerçevesinde mütalaa olur. Bir tarım terimi olduğundan bahsettik. Tarım demek zaten Latince kultura, kultura, toprağa e, işleme toprağa sürme sanatı kultura. Benzetme yoluyla insanın kendini yontması, kendini işlemesi, e, doğanın üstüne çıkarması demek doğada doğadan alıyor ama doğada olmayan bir takım eserler meydana getiriyor. Eser zaten bu demektir. Doğada yoktur o. Evet, masa imal ediyorsun, iskemle imal ediyorsun en basitinden nedir? Bu doğal bir maddedir, tahtadır. Doğada var mıdır? Yok. İnsan dehasının en üst ve belirgin tezahürü felsefedir diye anlatırım ben talebelere, birinci sınıfta yeni başlayanlara. Nedir bu? Olağanüstü sıçramalı bir düşünme. Ne demektir olağanüstü sıçramalı bir düşünme? olmayandan olana geçiştir. Bunu en bariz bir biçimde yapan felsefedir. Ortada duran örneklere baktığımızda olmayandan olana geçişin ortada duran somut örnekleri, belirtileri yaşadığımız kültür ortamıdır. İşte bunun en mariz örneği budur. Bu yoktur doğada. Ve ağacın alnına baktığında orada masaya gelmezsin. Akan suya baktığında oradan bu elektrik ışığına gelme, gelmiyorsun. Bilmem anlatabiliyor muyum? Açık mı bu? e, benzeri bulunmayan bir sıçramadır bunlar. Ve felsefede buna soyutlama diyoruz. Gördüğümüz olaylardan görmediğimiz, görülmeyecek sonuçlara sıçrıyoruz. Kültür bunu bize veriyor. Bunun aşını ucu son noktası devletle ortaya çıkan kültür. Yani medeniyet. Medeniyet ile kültürü karıştırmamak lazım. Kültür yeryüzündeki bütün insan topluluklarında bütün karşılaştığımız bir şey. Bütün toplumlar kültür varlığıdır. Kültürü olmayan bir topluluk bir toplum yok. Hocam anlattıklarınızdan şöyle bir şey geldi benim aklıma bilmiyorum doğru mudur? Şimdi geçen bölümlerde insanın en önemli özelliğinin e, alet yapabilme yeteneği olduğunu söylediniz siz. İşte doğada bulunan o ham maddeyi alıyor, işliyor ve bir ürün ortaya koyuyor. Hani kültür sanki bununla çok iç içe bir şey ama medeniyet hani bunun çok daha üstünde ötesinde bir şey. Evet. Yani kültür daha az soyutlama medeniyet daha çok soyut soyutlama gibi bir şey mi? Hani anlamak için böyle bir şey soruyorum daha anlaşılır kılmak için. Yine Karl Marx insanın ancak çevresini değiştirerek yaşayabildiğini söylüyor. Çevremizi değiştirmek suretiyle kendimize yeni bir çevre inşa ediyoruz. İşte o ilk çevremiz doğadır. İkinci çevremiz kültürüdür. O kültür çevremiz bizim ortamımız olmaktadır. Anlatabiliyor muyum? Çevre ile ortam bir ve aynı şey değildir. Doğal çevre içine doğuyoruz. O bizi yaşatıyor hava, su, işte besinimizin ham maddesi. Kültür çevresi ise onu biz inşa ediyoruz. Ve gel zaman, git zaman o kültür çevresi sayesinde ayakta kalıyoruz, yaşıyoruz. İşte o bizi yaşatan kültür çevresinin en yoğun, en kesif hali medeniyettir. Medeniyette doğanın yeri çok daralmaktadır. Kültürde daha fazla doğaya yer var. Yani ee, medeniyet öncesi kültür öyle yani, ondan bahsediyorum kültür derken kastettiğim Çünkü medeniyet, medeniyet öncesi tabii, tabi tabi evet, medeniyetle kültürdün ama kültürün bir aşamasıdır bugün geldiğimiz medeniyet e, seviyesi benim değişimle çağdaş İngiliz Yahudi medeniyeti olayı doğayı artık tamamıyla demeyelim ama yüzde ne bileyim ben 80 oranında kapatmıştır. İçtiğimiz sular bile kültür verisidir. Bunların çoğu ee, pınarlardan, menbaalardan gelmiyor. Bunlar e, şey yapılıyor, ne derler? süzülüyor, süzgeçten geçiriliyor. Tekrar 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 döküyoruz suyumuzu, o süzgeçten geçiriyor ve yeniden içiyoruz filan. Mesela yani en basit örneklerden E bu, bu yüzde yüze çıkacak bu gidişle çünkü bu dünyada yaşamaya devam edemiyoruz. Ben çok şükür görmeyeceğim ama siz göreceksiniz, sizin çocuklarınız hele. Nasıl ki bugün e, annemin, babamın çocukları, sizin annenizin, babanızın daha da fazla çocukları artık olmadık yerlere gidiyor, Avustralyalara, Kanadalara... Bilmem e, dünyanın dört bir yanında dağılıyorlarsa Sizin çocuklar da Merih'e gidecekler, Ay'a gidecekler Oralarda oturacaklar Ve orada oluşturulan çevre <laughs> Yekpare kültür çevresi olacaktır Peki bu mümkün olacak mı sizce? Merih'e gidip Ay'a gidip orada yerleşiklik sağlamak Mümkün sağ olmazsa yaşayamayız Dünyayı bitirdik, tükettik. Buradan, burayı kurtaramayız artık. Bu, bu, öldürdük. Diyeceksiniz ki oraya biz kendi ihtiyaçlarımıza cevap verecek şekilde getireceğimize göre burayı niye getiremiyoruz? Burayı da getireceğiz tabii. Burayı da oraya göre dönüştüreceğiz. Nüfus azalacak burada. Düşün ki ya ne bileyim ben Meri'ye bir, bir buçuk milyar adam gönderdin. E, nü, dünya biraz nefes alır. Ay'a da diyelim ki 300-400 milyon gönderdin. Biraz burası şey yapar. Hafifler. Ama doğa orada zaten doğa yok. Burada da doğa artık bitmiş durumdadır. bugün bile bu görülen bir olay. Şimdi biz tekrar bunları geleceğe ilişkin e, kehaneti bir yana bırakıp e, dönelim. E, devletin hükümran olduğu sahaya memleket diyoruz. ...memlekettir bu. Siyasi bir... ...siyasi ve hukuki bir terimdir. Bu memleketli yaşayan... ...ve devlete... ...hukukça... ...siyasetçe... ...bağlı bulunan... ...insanlara da... ...bu memleket... ...vatandır. Bu kökeni mülk değil mi hocam? Mülk. Mülk devlet demek. Bunu bizim bizim <laughs> bazı arkadaşlarımız, yoldaşlarımız, e, mülkü mal gibi sandıklarından Hazreti Ömer'in o olağanüstü üstü lafını hep yanlış değerlendirirler. E, adalet mülkün temeli derken. Ah işte buyurunuz kapitalist bir kafa, bir zihniyet derler. Halbuki adalet devletin temelidir demeye, demek istiyor. Evet mülk devlet demektir. Bu memlekette devletin hükümran topraklarında bir büyük yerleşim yeri vardır ve o yerleşim yeri aynı zamanda idari merkezdir. Bu baş Hocam buraya geçmeden ülke ne demek? Ülke herhangi bir toprak parçası. Siyasi bir terim değildir ülke. Şöyle diyeyim sana ülkenin siyasi ifadesi memlekettir. Ülkenin siyasi ifadesi memleket. Ülkenin siyasi. Memleketin gayri siyasi, gayri hukuki ifadesi de ülkedir. Çıplak ari kalmış hali ülke. Evet. Yani ee, devletin olmadığı bir toprak parçasını düşünürsen geniş bir toprak parçası, mesela Anadolu. Anadolu'da diyelim ki devlet idaresi yok. Bu bir ülkedir. Devlet idaresini buraya yerleştiriyorsun, burasını devlet kılıyorsun. O devletin ülkesi manasında memleket oluyor. Devletin ülkesi. Tamam mı? Devletiyle ülkesiyle, milletiyle bir bütünlük teşkil ediyoruz filan deyip duruluyor ya Hamas'i konuşmalarda. İşte o devletin ülkesi memleket oluyor. Memleketin adı Türkiye. Memleketin adı Selçuklu devleti. Memleketin adı Osmanlı devleti. Anlıyor mu? Ama o devleti kaldır, orası bir ülke durumundadır, görünümündedir. Ülke coğrafi bir bir e, terimdir. Ne dedik? Baş şehir dedik. Hükümdarlıkla idare edilen devletlerde bunun adı payitaht. Cumhuriyetle idare edilenlerde baş şehirdir. Bu idare ve hukuk merkezinin çevresinde de irili ufaklı yerleşim yerleri vardır. Köyler, kasabalar ve başka şehirler olabilir. bu toprak parçasının ve üstünde barındırdığı insanların soy itibariyle çok çeşitliliği veya az çeşitliliği bu devletin adını daha doğrusu türünü kent mi, imparatorluk mu? Kılar sorusu demin dediğim gibi çapına bakarak tayin ediyoruz. Hudutları çok genişledi. Ve birden fazla e, büyük şehri barındırıyor. Hatta ülkeyi de diyebilir miyiz hocam? Ülkeyi de diyebiliriz. Birden fazla ülkeyi de barındırıyor. Ülkeyi de barındırabilir. Hayır, çok güzel söyledin. E, nüfusu gayrimütecanistir. Yani çok çeşitlidir çok değişik soylardan gelen e, boylar vardır. Boyun daha genişi var mıdır? Sorusunun açık seçik cevabı yok. Tamam mı? Yani e, soydaş insanların teşkil ettiği en geniş topluluk Boydur diyoruz ama bazı toplumlar, milletler kendilerini kavim olarak tavsif ederler, vasıflandırırlar. Kavim aynı soydan gelen e, çok geniş çaplı bir boylar bütünüdür, birliğidir kabilelerden oluşan e, e, aşiretlerden, aşiretlerden. aşiret birlik dediğim. Mesela eski Türklerde vardı bu. Boyların ittifakıydı. Kimler? Göktürkler. Hunlar Göktürkler. Evet, şimdi aklıma gelen Uygurlar o kadar değil. Uygurlar daha Mütecani'stir ama e, Göktürkler ve onların atası saydığımız, bunlar e, boyların bir ittifakı, işte bugünkü siyasi bir terimi kullanırsak federasyonu şeklindeydi. <laughs> Bu bir kavmi teşkil eder. E, bunun Türkçe'de karşılığı vardır. Yine hep unuttuğumuz terimlerden biri, buna budun, budun, budun budun ya bodun deniliyor. Budun evet bu boylar ittifak için kullanılır. Ee, bu kavmi teşkil ettiği söylenir. Bu ne kadar günümüzde varittir bilmiyorum. Herhalde kimse de bilmiyor. E ee, Yunancası ethnos'tur kavmin. Bugün kavmi de unuttu. Kavim kavim lafını da etmiyoruz. Etnikten bahsediyoruz. Etnik etnostan geliyor. Fransızcalaşmış bir halidir. <laughs> Kullandığımız kelimelerin pek çoğu zaten yani Frankçeden gelenler e, Fransızcalaşmış e, şeylerdir. Yunanca daha az miktarda da Latince lafızlardır. Şimdi <laughs> ee, imparatorluk kente oranla çok daha karmaşıktır. Çapı çok büyük olmasından. Özellikle de orada tabi diller çokluğu vardır boyların kendi dilleri var. Bir de dinler çokluğu vardır. Buraya geldiğimizde, kente geldiğimizde de birden fazla din olabilir. Ama kent dinleri uyuşturarak bir çeşit mütecanisliğe, tek çeşitliliğe doğru gider. Devletler, geçmişte devletler, dinlerin ve dinlerin çokluğuna fazla tahammül göstermemişlerdir. Fazla tahammül derken, bunu Tabi bunlar çok zayıf ifadelerdir. E, matematik ifadeler değildir. Yok matematiği yok bunun. Nicelemelerdir bunlar. Şey nitelemelerdir özür dilerim. <laughs> Mesela Türk devletlerinde gördüğümüz e, dile ve dine yoğunlaşma yoktur. Dile ve dine yoğunlaşma yoktur. Büyük ölçüde kurdukları imparatorluk devletlerinde Türklerde kente rastlamıyoruz. Öteden beri imparatorluk kurmuşlardır. Belki daha öncesinde vardı. Ben pek e, ihtimal vermiyorum çünkü. İstisnai bir durum teşkil eder Türkler. Hep bunu söylüyorum. Benim iddiamı hareketli devlet kurmuştur. Devletin en önemli özelliğinden biri sabit olmasıdır. Yerleşiklik yani oynamaz. Çünkü burada yerleşim merkezleri vardır. Öyle yerleşim merkezleri çok enderdir. Karakum vardı mesela ama başka da pek bildiğimiz bir yer yok. Hareket halindedirler sürekli olarak. Hareket halinde olan başka milletler de var ama onlar yurtlarını terk etmemişler. Bu, e, bu ülke hudutları içinde hareket etmişlerdi mesela Moğollar tarihlerinde bir defa patlamış çıkmışlar. Sonra alel yine dönmüşlerdir Moğolistan'a. Geleceğiz sonra geliriz buna. Çok ilgi çekici bir olay olmasından ötürü. Bu, öne aldım şimdi. Yine şeyimize dönelim. Konumuza dönelim. <laughs> e, devlete Yunanca'da polis denmiştir, kent. Yani şehir devleti, kent, polistir. Latince'de ise kimi tas. Yine bizim aydınlarımız bunu si ya çi diye okuyacaklardır ama değildir. Latince'de şu harf K veya K K veya K Arkasından kalın sesli harf geldi mi K'dır. Q'dur. K'dur. ince sesli bir harf geldiği zaman K olur. K olur. Kivitas gibi. Çiçero diyoruz değil mi? İtalyancanın etkisiyle o da ki ker olur. Ki ker olur. Mu Kaysar'dır. Julius Kaysar'dır. Sezar diye. Sezar diye telaffuz Tabii, edilir çünkü ama. Çünkü neden? Fransızca'da C'den sonra ince sesli geldi mi? Se. S okunur. Evet. Sezar okunur. Biz de Fransız kaşığıyla atıştırdığımızda <laughs> bu saçmalığı yaparız. Hep bu Ama mesela Kaysar'dan gelen Kayseri Allah'tan e, Sezar gibi telaffuz etmiyoruz. Sayseri gibi bir Evet. Manaya dönüşebilir. O böyle kalmış. Çok şükür. Kayseri olarak Hocam az önce polis dedik devlet Yunancada polis demek devlet demek. Evet. Şimdi ironi yapacağız belki ama bizde de hani polis devlet demek bizdeki polis kavramımız var ya işte polis devleti temsil eder. Askerdir vardır. bizde Asker. polis. Askerdir. Devlet polis polis bizde çok yeni bir şey. canım. Evet. Polis dediğin 1800 bilmiyorum artık 70'lerde mi 80'lerde mi ne tarihçilerimize soralım. Ondan önce polis yok. Yani polisin görevini yapan adamlar var tabi. Polisin Türkçe karşılığı kollukçudur. Ben hep onu söylerim. Kollukçu. Kolluk kuvvetleri. Polis. Evet. Ama devlet bizde askerdir. Ee, dönelim biz tekrar e, şeye polise ve kivitasa. Efendim, devletle ortaya çıkan yeni kültür hadisesine 18. 18. yüzyılda Fransa'da, Fransızca'da bu kivitastan hareketle Sivis'te şey oluyor. Vatandaş oluyor. Tamam. Aynı devlete bağlı insanlar oluyor. Buradan Fransızca'da Sivilizasyon ortaya çıkıyor. Medeniyet yerine de kullanıyoruz bugün bunu. Değil mi? Buna biz medeniyet sözünü uydurduk sivilizasyonu karşılıyor. Tam karşılamasa da aslında medeniyet kavramını. Şimdi bunu e, mücahitim bu bizim gene Türkçe'ye düşman çevreler. Evet efendim kar, kar, karşılamıyor medeniyet dendiği vakit İslam aklına geliyor. İslam aklımıza getirmeyelim filan falan. Saçma sapan aptalca emlehçe aklın havsalan almayacağı bir uydurma. Uygur. O şey u uygarlık. Evet, sivilizasyon yerine uygarlık diye bir terim uydurdu. Tamamen bir uyduruktu. hiç aslı esası yok. Herhalde Uygurları düşünmüşler, sanki Türklerde başka medeni adam çıkmadı, yalnızca Uygurlar vardı. Niye Uygurlara takıyorlar? Yerleşikler çünkü. Ondan değil mi? Biz Müslüman değillerdi. Ha mani değil mi hocam onlar galiba. Yok, mudacı olmuşlar, manici olmuşlar. Olmuş oğlu olmuş oğlu olmuştur. Eski Uygurlar, bugünkü Uygurlardan bahsetmiyorum. Tabii. Ondan sonra o oradan hareketle işte Müslüman olmayan ne varsa başımızın tacıdır şeysiyle. Neyse şimdi onlar bir tarafa e, sivilizasyonun karşılığı medeniyet olarak Arapça'da da vardı. Neydi? temeddün Osmanlı Türkçesiyle ile temeddün tamaddun Arapçası. Tamaddun. <laughs> Ona bizde biz sesleri inceltiyoruz ya çok nazik yaratıklarız. O tamaddun oldu temeddün bizde. Bu da medeniyet demektir. Hocam bu sivilizasyon e, teriminde sivillik vurgusu da var Abi. değil mi? O batının takıntılı olduğu sivillik şeyi buradan geliyor muhtemelen. Buradan olarak, geliyor. E, <laughs> asker olmayan vatandaşlar miles asker Militaris, askeri, askeri olmayan kesim sivildir. Aslında kendi tarihimize baktığımızda bizde hiç karşılığı Aynen. olmayan şeyler. Bizde olmayan bir şeydir. Bizde asker-sivil ayrımı yoktu. Yani askerin olma şey aman bütün toplumun asker olduğu bir yerde tabii ki sivil olmaz. Biliyor musun? Şeyi hatırlattım. Yani biz e, ifadelerimizi karşıtlıklar üzerinde kuruyoruz. Şeye geldiğimde ben Malezya'ya ilk işlerimden biri dili öğrenmeye kalkmaktı. Sağa sordum, sola soldum. Bu Malayca'yı öğretenler falan yok mu? Derslere gideceğim. Neyse bir yerde bir ders imkanı buldum, gittim. Gelenlerin hepsi tabii Malezya'nın dışından kimselerdi. Yani ecdemi. Ve orada bir Amerikalı hanım vardı. Bize adam ödev verdiydi işte. Tatilde ne yaptınız? Klasik şeydir, dil öğrenme e, temrinlerinden biridir, alıştırmalarından biridir. İşte kompozisyon yazacaksın, tatilde ne yaptım falan O kadın kalk dedi ki, efendim dedi ben aradım taradım bir türlü yaz bulamadım sözlüklerde. İşte İngilizce, Malayca sözlüğe bakmış filan yazı bulamamış. Malayca'da ne diyorsunuz sizi yaza dedi adam değil öğreten bir hanımdı hanımdı hanım da gülümsedi biz yaza bir şey demiyoruz ki dedi. anlamadım dedi nasıl dedim bir şey dedi. Malayca'da yaz sözü yok dedi yaz kelimesi yok dedi aa nasıl olur dedi e, kışımız var mı ki dedi yazımız olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bunun gibi e, şey yoksa sivilin yoksa herkes askerse tabii ki sivil e, lafını koyamazsın. Aynı şekilde bizde mesela e, ruhban sınıfı olmadığından ruhban olmayan yani laik lafında bulamazsın. Herkes layıktı. Her herkes ruhban olmayandandı. Ruhbanımız yoktu. Öyle bir sınıfımız yok yoktu zaten. O belki İslam'dan önce vardı. Belki değil vardı tabii ama unutulmuş onun ne olduğunu hatırlamıyoruz. Hocam yazımız yazı olmayanın kışı kışı olmayanın yazı dedik. Bizim kışımız geldi maalesef. <laughs> Vakit Olur, vakit vakit. <laughs> evet, vaktimiz maalesef ki... Ee, o zaman biz şeyden devam edeceğiz. Bir ee, sonraki Medeniyet olayından devam edeceğiz. Medeniyetlerin ortaya çıkışı, nerelerde ortaya çıkmış medeniyet coğrafyalarından söz edeceğiz. Gelecek, harfta gelecekler e, konuşmamızda ve e, gelecek konuşmamıza değil seyircilerimizden müsaade diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz canım hocam. Evet. Ağzınıza sağlık. Bir sonraki evet. programda o medeniyeti oluşturan havzalara da değineceğiz. Evet, felsefe söyleşilerinden bugünlük bu kadar değerli izleyiciler. Bir sonraki programda tekrar düşünce ufkumuza yelken açmaya devam edeceğiz. Bir arada olmak dileğiyle. Hoşçakalın.